Evet değerli izleyicilerimiz, şu an hocamızla canlı yayındayız. Evet, düşüncelerini alalım. Hocam öncelikle geçmiş olsun, olmadı. Kaçan, %100 kaçan pozisyonlar var. Biz de canlı yayınladık. Sizin düşüncelerinizi bir alalım. Evet, sonuç olarak kaybettiğimiz bir karşılaşma. Aslında beklemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Ama futbol bu maalesef ve geldiğimiz 5. hafta bu. Ondan önce oynadığımız 4 karşılaşmada bulmadığımız kadar net pozisyonları burada bulduk. Ama bunu kaybettik. İlginç olan demek ki bazen oyun sonuçta karşılık vermiyor. Yani normalde rakibin hiç pozisyonu yok gibi bir şey. Ama bir uzun topta defans yaptığımız bir hata gol yememize neden oldu. Ama bunun da bir önemi yok. Arkasından kaçırdığımız özellikle ilk yarı Yavuz'un, daha sonra Mustafa'nın ve Remzi'nin kaçırdığı pozisyonlar inanılmaz net pozisyonlar. İnanılmaz. Bunları deplasmanda bulmak büyük bir şans, ama bu şansı kullanamadık. Kullanamayınca da doğal olarak sonuç böyle oldu. Ama sporcularımızın özverisi, ne bileyim, istekleri, arzuları, son dakikaya kadar oyuna asılmaları bizi umutlu olmaya devam ediyor. Çocukların mücadelesi oldukça iyiydi. Ama tabii futbol bu. Dediğim gibi oyunla sonuç bazen birbirini karşılamıyor. Bugün biz de onu yaşadık. Ama çok hızlı bir şekilde hemen Eynesil maçına bütün pazar spor camiası olarak kenetleneceğiz. Umarım oradan istediğimiz sonucu alıp lig gergin bir şekilde devam edeceği gibi gözüküyor. Ligin son haftasına kadar bu stres devam edeceği gibi gözüküyor. Diğer alınan sonuçlara baktığımızda bunu gösteriyor. Umarım biz Pazarspor olarak istediğimiz sonuçları alıp istediğimiz puanları toplayıp ligin sonunu iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Eğer değerli izleyicilerimiz, Pazarspor hocamızın görüşlerini aldık. Evet, futbolda dediği gibi bazen olmayınca maalesef olmuyor işte. Özellikle maçı izleyen izleyicilerimiz olmuştur. %100 karşı karşıya kaldığımız %100 karşı karşıya kaldığımız maalesef pozisyonu atamadık. Evet, sizin de bir görüşlerini alalım. Canlı yayındayız. Evet, maalesef 1-0 kaybettik. Kaybetmememiz bir gereken bir maçtı. Üzgünüz. İnşallah telafi edeceğiz haftaya. Evet, haftaya. Evet. Haftaya taraftara seslenelim mi? Yani çok önemli. Hem taraftara hem bütün Pazarspor sevenlerine hep beraber bir birlik beraberlik içerisinde iyi bir enerji, sinerji yaratarak en esin maçını almamız şart oldu. Kaçan golleri ne diyorsunuz? Kaçan yani %100 böyle, yani böyle bir şey bilmiyorum. Yani net 3 tane %100 pozisyon vardı ki bunları atmalıydık. Atamayınca maalesef bir tane yiyorsun ve maç öyle bitebiliyor. Evet, teşekkür ederiz. Evet, maç sonrası dediğimiz gibi görüşleri aldık. Dediğimiz gibi gerçekten mübalağasız olarak, evet, adeta kaleciyi de geçti ama olmadı. Atılmayan goller vardı. Sonuçta tabii ki futbolda her şey oluyor. Şimdi bizler tabii ki evet önümüzdeki maça kenetleneceğiz. Şu anda takımda yavaş yavaş dönüş hazırlıklarını gerçekleşiyor. Bunlar da tabii ki sporcularımızın akrabaları, dostları, şu anda bekliyoruz. Evet, bundan sonra dediğimiz gibi artık kendi sahamızdaki maça bakacağız inşallah. Evet, her şey Pazarspor için. Futbolda yenmek de var, yenilmek de var. Ama hakikaten en azından bir beraberlik inancındaydık. Olmadı. Sağlık olsun. Haftaya bütün taraftarlarımızı, bütün Pazarsporları, evet, kendi sahamızdaki maça bekliyoruz. Çünkü lig hakikaten adeta cazı kazanı gibi devam ediyor. Bakıyorsun ki bir an üstesin, bir anda bir de bakıyorsun alttasınız. Evet, burada yapmış olduğumuz yayın burada sona eriyor. Evet, bizleri dediğimiz gibi gundempazar.net sitemizden takip edebilirsiniz. gundempazar.net sitemizden takip edebilirsiniz. Evet, şimdilik evet, hoşçakalın diyoruz. Dediğimiz gibi Ozan eski topçumuz, yeni dediğimiz gibi hocamız Ozan geldiler. Yavaş yavaş sporcular da çıkıyorlar. Evet, başkanın demecini de incelediniz.
dinlediniz. Evet, olur. Sonuçta deplasman kolay değil. Yani çok zorlu bir deplasman olacağını zaten söylemiştik. Çünkü takım, evet, Sapanca, gördüğünüz gibi Sapanca Atatürk Stadı'nda. Sapanca ligde en sonuncuydu. 18 puanı vardı. Şimdi 18-21 puana yükseldiler. Bizim puanımız 26'da kaldık. Tabii ki öncelikle korkulu, evet, bölgeden uzaklaşıp sonra playoff'a yenilmek. Çünkü dediğimiz gibi bir puan, bir galibiyet aldın mı üsttesin, bir mağlubiyet aldın mı alttasın. Evet, durum bu. Gündempasar.net sitemizi takip edin. Hayırlı Ramazanlar.